Herkese merhaba. Bugün birbirine benzeyen ama başka romanlara benzemeyen iki kitaptan bahsedeceğim. Biri Can yayınlarından çıkmış olan Erdal Özün yazdığı Yaralısın adlı roman. Bir diğeri de Metis yayınlarından çıkan Ayhan Geçkin imzasını taşıyan Son Adım adlı bir roman. Ee, açıkçası ben bu kitaptan e, bahsetmeyi düşünmüştüm. Bir müstakil video yapmayı düşündüm e, Erdal Öz'ün kitabı hakkında. Sonra acaba diye bir şüpheye düştüm. Yapayım mı yapmayayım mı derken e, illa yapacağız yani. Elime bu kitap geçti. Bu kitap okuyunca bu iki kitap kitap e, bir kitabın birbirine benzetine dair bir izlenim doğdu bende. E, i̇ki kitabı da Beğendim ve bu iki kitap üzerinden konuşmak istiyorum. Erdal Öz'ün kitabı Yaralısın adlı bu kitap. Şöyle bir kitap. Bu kitap 1970'lerde hapishaneye düşmüş, işkence görmüş bir yazarı, etelektüeli anlatıyor. Erdal Öz'ün kendisi oluyor bu kişi. Onun üzerinden bir kitap. Bu kitapsa daha çok İstanbul'da, İstanbul'un eski İstanbul'a uzak semtlerinden birinde kaybolan, yabancılaşan bir insan anlatıyor. Ama bu kitabı birbirine bağlayan, birbirine benzeştiren birkaç özellik birden var. Ondan bahsetmeden önce özellikle bu kitapla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu kitap epey baskı yapmış, onlarca baskı yapmış bir kitap. Bir dönem kitabı olarak işte 1970'lerin Türkiye'sini anlattığı için zaman okunmuş, tanınmış, bilinmiş bir kitap. Ama gördüğüm kadarıyla, yani işin erbabına geçelim, genel okuyucunun haberinin olmadığını düşündüğüm bir kitap genel olarak. Ve bu kitap çok akıcı, çok etkileyici bir kitap. Erdal Uzun kitabı. O yüzden mutlaka bahsetmek gerektiğini düşündüm. O yüzden he, şu anda bu video yapılıyor. Bu kitaba gelince... Bu kitabı ben Notos dergisinin bir çalışmasında gördüm, bir anket çalışmasında gördüm. İlk kez gördüm bu yazarın adını Ayhan Geçkin ve hemen bir kitabına ulaştım, İşte son adım 2011 yılında yayınlanan bu romana ulaştım ve gerçekten kitabı beğendim. Bu iki kitabında genel olarak olay üzerine kurulu kitaplar değil. Ancak bu kitapta e, olayın daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu kitapta ise daha durağan bir anlatım, daha durağan bir e, zaman geçişinden bahsedebiliriz. E, bu kitap birbirine bağlayan şey ne? Ona gelelim. Birincisi, bu iki kitap, iki kitabın ikisi de bir yabancılaşma problemi üzerine e, kurulmuş. Hem yaralısın, hem de son adım, Ayhan geçkin. Yabancılaşma üzerine kurulmuş, problem üzerine kurulmuş. Yaşadığı dünyaya, zamana, kültüre, hayata ait olup olmadığını veya ne kadar ait olduğunu sorgulayan, şüpheye düşen iki insan görülüyor. Bunlardan Erdal Öz'ün kitabı, Yaralıs'ın kitabı 1974 yılında yayınlandı. Bunu söylemiştim 2011'de yayınlandığını. Erdal Öz'ün kitabındaki karakter aslında ki kendisi demiştim öyle görünüyor. Hapishane hayatı, yaşadığı işkenceler ve düştüğü o yabancılaşma problemi üzerine giderken bu kitapta ise hayatın kendi akıcılığı içinden, akışı içinde yabancılaşan aslında hayatında hemen hiçbir ekstra durum olmayan yoksulluk çekmeyen ama zengin de olmayan çok Çalışmayan ama işsizde kalmayan ama yaşadığı hayata özellikle zamana şimdiye ait olamayan hadi neyse mekanı uzamı e, buradayı kabul edip ki ifadeye kendisine ait yazarın. Burada ama şimdi değil. E, bir kahraman üzerinden anlatılıyor kitap. E, peki bu kitabı birbirine bağlayan şey ne? Bir kere anlatım teknikleri, anlatım şekillerinden dolayı. E, Türk Edebiyatı'nda çok az görülen e, benim okuduğum belli başlı iki kitap burada zaten. E, sen hitabıyla yazılmış kitap. Yani sen yaşıyorsun, sen ayağa kalkıyorsun, sen yürüyorsun, sen boğaz kenarına yürümeye gidiyorsun, şöyle düşünüyorsun, böyle düşünüyorsun, şöyle oluyor, böyle oluyor kendini haksız buluyorsun, kendini haklı buluyorsun, işkenceye uğruyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun, sun sun sun, sin sin, sin diye yazılmış bir kitap. Yani yazar e, direkt okuyucu hitap ediyor ve okuyucuyu kahramanın kendine çeviriyor. Bu kitaptaki gerçeklik duygusunu, empatiyi arttırıyor. Kitaba duyacağınız empati arttırıyor. Bu anlamda yorucu kitaplar bunlar. Hem olayların e, geliş, e, genel olarak e, olaya dayanmayan e, kitaplar oluşuyor. Ve hem de bizzat sen ifadesiyle e, vurgulanması ifadelerin ister istemez şu durum ortaya çıkartıyor, e, okuyucu yoruluyor. E, ben bu eleştiriyi ve yorumu çok gördüm, e, özellikle son adım kitabıyla ilgili. E, üstü bunu çok farklı buluyor insanlar ki haklılar. Çünkü üçüncü tekilçi anlatıcı konuşmuyor. E, dediğim gibi sen e, ifadesiyle konuşuluyor kitabın başından sonuna kadar. Ve aynı durum bu kitapta da var. İlk kez bu kitapta görmüştüm. Türkiye'de belli başlı çok net bir şekilde bu kitapta görmüştüm o sen anlatıcıyı. Ama e, bir tane daha yazılmış işte gördüğünüz gibi. Belki başkaları da yazıldı ama bu iki kitabın burada olmasının tek sebebi sen olması değil. Bu iki kitabın ikisini de beğenmiş olmam. İki kitabın ikisinin de iyi kitaplar olduğunu düşünmem. Birincisi dediğim gibi üsluplarıyla benzeşiyorlar. İkincisi ikisinde de e, çok ağır işkence sahneleri var. Bu kitap hemen hemen zaten içkence üzerine kurulmuş bir kitap. 70'lerde dediğim gibi hapse giren bir entelektüelin, yazarın başına gelenleri, kendinden güçlerin kendisine neler yapabileceğini gördüğünüz bir kitap. Bu kitapta ise gelişi güzel, tesadüfen, hakikaten neden olduğu bile belli olmayan, kendisiyle ilgili bölüm için konuşuyorum, belli olmayan o, hemen hemen nedensiz şiddete dönüşmüş olan bir anlatım var. Ama bu kitabın son dörtte birinde, son çeyreğinde olan bir durum. Bu kitabın ise hemen tümüne yansımış o şiddet ve hapishane hayatı. Bu benzerliğin dışında üçüncü bir benzerlik olarak söyleyebiliriz. Bu iki kitapta anlatımlarıyla, tavırlarıyla öyle diyelim geleceğe kalacak olan kitaplar ee, bu kitap zaten 50 yıllık bir kitap nereden baksanız bu kitap zaten yaralısın kitabı. Zaten geleceği kalmayı başarmış gibi duruyor. Bu kitabı da ben şahsen e, Türk Edebiyatı'nın e, kalıcı eserlerinden biri olarak düşünüyorum. Son zamanlarda yazılan e, Emrah Selbes'in Deli Duman kitabı çok tartışmalı bir kitap. E, mesela... Geleceğe kalacağını düşündüğüm kitaplardan biri. Veya Ayfer Tunç'un Osman'ı. Bunlar üzerine ayrıca konuşmayı düşünüyorum zaten. Ee, onları ayrı tutuyorum. Ee, geleceğe kalacağını düşünüyorum. Şimdi bu kitaplarda özellikle bu kitap için söyleyeceğim. Sevdiğim bir ta başka taraf var. Bu kitap bir şehir kitabı. Şehirlilik kitabı. Şöyle bir şey yani. Şehir kitabı. Şehirlilik kitabı ki neyi kastediyoruz? Şöyle bir şeyi kastediyoruz. Eee. Küçük çekmecede yaşıyor kahramanımız babadan kalma bir evi var İstanbul'da tutunmaya çalışıyor sirkeci de çalışıyor özellikle ve onun hayatını o semte, eve İstanbul'a sıkışmışlığını anlatıyor ben böyle kitapları çok önemsiyorum çok değerli buluyorum Türkiye'de bir atının buraya evrilmesi gerekiyordu bu şehirli kitabı bu şehirli üslup çok değerli. Ama dediğim gibi kitaplar kolay değil. Özellikle bu kitabın e, durumu daha farklı. Bu kitap biraz daha zor. İki kitabı da ben çok rahat okudum. E, çok beğendim. Ayrı mesele. Ama ben bu tarz e, direkt genel olaylar üzerine kurulmayan kitapları seviyorum. Ayrıntılar üzerine durulması bence çok önemli. Bir yazarın e, işçiliğini gösterir ki bu önemlidir. E, duyarlılığını da gösteriyor. Ancak kolay kitap değil Son Adım kitabı. Yaralısın da Kolay bir kitap değil. Dediğim gibi okuyuculardan bir, genel bir e, yorulma şikayeti e, ben de e, duydum kitap okuyanlardan. E, ama bu iki kitapta da e, Türkiye'de bir dediğim gibi e, diğer kitaplara benzemeyen ve ama birbirine benzeyen iki kitap büyük ihtimalle Ayhan Geçkin e, Erdoğan'ın kitabını okumuş, e, onun de beğenmiş, e, belki de o üslupla devam etmeyi düşündü. Bunu bir çalıntı olarak düşünmeyeceğiz tabii ki. Mantıksız bir ifade olur. Çünkü e, bu tarz kitap yazılabileceğini, bu imkanı gördüğünüzde siz de buradan devam ediyor olabilirsiniz. Bu benim şahsi kanaatim. Bununla ilgili bir şey okumadım. Yani geçkin Erdal Özü okumuş mu okumamış mı? bir ihtimalle okumuştur. E, bir başkası e, bu kitabın, e, son adım kitabının Yaralısın kitabından daha felsefi içerikli olduğunu düşünüyorum. E, burada da mutlaka düşünce kırıntıları bir hesaplaşma söz konusu. Ama bu kitabın daha felsefi bir taraf olduğunu düşünüyorum. Mesela kahraman burada olmayı kabullenmiş, ikna olmuş burada, şehirde olmak, İstanbul'da olmak, küçük çekmecede olmak, babanın evde yaşa, aynı evde yaşamak. Buna ikna olmuş ama şimdi ikna olamamış. Zamana, zamana ikna olamamış. O zamanı ikna olamayışını görüyorsunuz. Şimdiye sürece ikna olamamış. Neden orada olduğunu, neden bunu yaşadığını bir türlü e, anlamıyor. Bir boşluk duygusu üzerinden gidiyor kitap. Aslında e, yaralısında bir boşluk duygusu ortaya çıkarken kitapta süreç içinde. Bu kitap zaten bir boşluk duygusuyla başlıyor ve sonra bu şimdiye ait olamayış, şimdi anlayamayış, zaman anlayamayış, e, çok acı tecrübelerle kitabın sonuna doğru bir şekilde bir idrake ulaşıyor. E, uzamsal e, dahi değil, zamansal bir idrak e, u, e, oluşuyor kahramanımızda. Bunu sabırla kitap okuduğunuzda kendiniz de rahatlıkla göreceksiniz. Dediğim gibi iki kitabında e, Türk edebiyatının geleceğine kalacağına dair bir kanaatim var. Ama bu iki kitabın bir başka ortak özelliğini söyleyeceğim. E, bu iki kitapta da e, bir insan tekinin Kendinden güçler karşısındaki e, o çaresizliğini, e, yaşadığı aciziyeti, e, yokluk duygusunu, hiçlik duygusunu görüyorsunuz. İnsan hiç değil, hiçten biraz daha fazlası, hiçten ortak alanlar gibi ifadeler geçiyor kitaplarda. Bu e, duygular oluşurken e, kendinden güçlü olan, bu bazen devlet oluyor, bazen e, din adamları oluyor, bazen arkadaşlar oluyor, bazen akranlar oluyor. Bazen güçlü kurumlar oluyor artık ne derseniz. Şöyle bir durum ortaya çıkmamış. Yaşanan şiddet, işkence ve den sonra ortaya şöyle bir durum çıkmamış. Bir kinle yazılmamış bir kitaplar. Ama bir yani kahramanlar üzerinden bir şaşkınlık anlatılıyor. Bir idrak oluşumu anlatılıyor. Bir mahcubiyet anlatılıyor. Bu yaşadıklarından utanmak gibi değil... Daha ziyade bunu insanın insana yapmasından duyulan utanmak oluyor bir anlamda. Bu işte bir yerde mahcubiyet, bir yerde bir idrak atlayışı, idrak atlaması. Bir taraftan o dediğimiz gibi şaşkınlık, bir taraftan da hakikaten hüzün. Yani bunun neden yapıldığını anlamayıştan kaynaklanan bir hüzün. İki kitapta da genel eleştirilerden birini söyleyeceğim. E ya yani böyle eleştiriliyor bu kitaplar. Böyle anlatılıyor daha doğrusu. Devletle hesaplaşma, tanrıyla hesaplaşma, toplumla hesaplaşma. İnanın devletle, tanrıyla, toplumla bilmem, istediğiniz ne diyorsanız. O kadar büyük cümlelere ihtiyacımız yok. Bu hesaplaşma insanın tamamen kendi kendisiyle bir hesaplaşma. Yani içinde agresif bir siyasi bakış açısı yok, agresif bir din karşıtlığı yok. Hatta yani din eleştirisi yok, toplum eleştirisi bile yok. Mesela son adım kitabında baştan sona öyle çok net bir toplum eleştirisi dahi görmüyorsunuz. Daha ziyade kendini konumlandırmaya çalışan bir insan görüyorsunuz. Bu çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. İki kitapta da bunu görüyorsunuz. İki kitapta da aslında yazarların Erdal Özünde, Ayhan Geçkin'in de yaşanan arızalara hem insani hem toplumsal hem kültürel hem siyasi ne derseniz yaşanan arızalara karşı o insan tekini konumlandırmaya çalışmasını görüyorsunuz. Bu anlamda iki kitap yine birbirlerine benziyorlar gibi bir düşünce doğuyor bende. Evet bu iki kitabın ikisinde de özellikle de bu Son Adım kitabında dediğim gibi ayrıntılar üzerinden bir gidiş var. Olaylar üzerine yıkılmamış bir kitap. Okuması kolay değil bence. Ama okuması hiç de zor değil. E, bu kitaplar biraz iyi okuyucu istiyor. A e, kötü okuyucu nedir e, bilemem. Tesadüfi okuyucular vardır. Bir de iyi okuyucular vardır. Sistemli okuyucular vardır. Biraz e, oraya bakmak lazım. E, dünya edebiyatı, dünya romanı e, biraz buna dönüştü, evrildi. Eğer bir yazar e, şey yapmaya çalışmıyorsa. Romanlarının hemen filme çekilmesini istemiyorsa, görselliği, betimlemeleri biraz arka plana gitmişse daha ziyade düşünceler üzerine o anlatımla birlikte yani artık filozof yazarlar, düşünür yazarlar ön plana çıkmış durumda. İngiliz edebiyatında, Amerikan edebiyatında, Fransa edebiyatında, işte İskandinav edebiyatında bugün işte At Çalmaya Gidiyoruz, Per Patterson, Edmund Lee'nin Doppler kitabı. Varsa e, varsayar Alman edebiyatında artık Alman edebiyatı ne durumda olduğunu bilmiyorum da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra pek sesleri çıkmadı, çıkmıyor. E, söyleyebiliriz ki artık böyle bir e, roman tarzı var, böyle bir edebiyat var. E, klasiklerin dışında bir tarz bu. Ama bu iki kitap, e, iyi ki bu kitaba denk geldim. E, bu kitap vesile oldu, bu kitaptan da bahsetmiş oldum. Hakikaten müstakil bir video yapmayı düşünmüştüm. Sonra yani yapayım yapmayayım derken, bu kitap elime geçince bu birbirine benzeyen ama diğerlerine benzemeyen iki kitabı, iki kaliteli kitabı, iki beğendiğim kitabı anlatmak istedim. Ee, son bir şey daha değineyim. Bence bu da e, izleyicilerin, e, YouTube izin atacağımız videoyu izleyen insanların dikkatini çekecektir veya bir e, yorumuna eleştirisini uğrayabilecektir. Erdal Öz bir e, sol aydındır, sol entelektüeldir can yayınlarını kuran kişidir ayrıca. Bugün canlı yayınları kendi oğlu yönetiyor. Yani Ayhan Geçkin de yine bu işte sol cenaha uzak olmayan biri. Tam olarak tanımasam da ama tavrı, tarzı sol cenaha işte uzak durmuyor. Ancak bu kitap üzerine değil de şu kitap üzerine, yaralısın kitap üzerinden söyleyeyim bunu. Şimdi 70'lerin Türkiye'sinde çok acı olaylar yaşandı. Ee, özellikle e, ülkücüler ve solcular dediğimiz iki grubayla Sağcılar, solcular iki iki grubaydırsak eğer, e, çok ağır şeyler yaşandı. Ama e, sol aydınlar, sol entelektüeller e, bu dönemiyle hesaplaşmasını, eee hatıralarla, romanlarla vesaire yazmaya çalıştılar. E, mesela e, Günzileli hatıralarıyla 70'lerin eee şeyiyle 60'ların ve 70'lerin e, sol gruplarıyla ...durumunu anlatan çok ayrıntılı kitaplar yazdı. Yarılma kitabı çok önemlidir. Bir gün bahsetmeyi düşünüyorum. Ancak e, bu dönemi keşke sağcılar, özellikle ülkücüler de yazsa. E, romanlar e, kalem alsalar. Benim çok fazla bilgim yok bu konuyla ilgili. Yetkin kitaplar çıktı mı diye. E, hatta bazen ülkücülerin tarihini bile... E, ...ne yazık ki sol e, e, görüşe yakın akademisyenler veya yazarlar yazıyor. Bence onların da yazması lazım... Bu dönem çok önemli bir dönem. Çok ciddi insan dramların yaşandığı, trajedilerin işlediği dönemler. Buna onların da el atması gerekir. Bir şeyler yazmaları gerekir. Keşke yazmış olsalardı veya yazılarsa da şu an elimde yok. Birileri söylerse bakarım. Bu anlamda dediğim gibi onu da görmeyi çok isterdim. Ama bu iki kitapta da ne bir dönem roman hakkında ne de bunda Göze sokar gibi bir e, etnik, siyasi e, bir tavır kesinlikle yok. Kesinlikle böyle bir şey görmedim. E, i̇ki kitapta da e, bir insanın kendini konumlandırması, bu insanın bir insanın dramı ön planda anlatılmış. Benim de size bir tavsiyem olsun. Hem bu kitaplardan bahsetmiş oldum hem de bu kitabı da önermiş olayım. E, çok satılmış olmasına rağmen ben çok bilindiğini düşünmüyorum bu kitabın bu kitabında e, yavaş yavaş e, Türkiye'de kalıcılaşacağına inanıyorum. E, ve size teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu videoyu faydalı buldunuzsa, beğendinizse, algoritma gereği YouTube algoritması gereği e, sizden ricam e, beğenirseniz, beğenirse beğen e, butonuna basın. E, abone de olun. E, yeni videolara devam edelim. Yeni şeyler anlatalım. Edebiyat felsefe kitap konuşuyoruz ve belki daha fazlasını konuşacağız. E, bugün Kitaplardan bahsettik iki güzel kitaptan bahsettik ee, yine görüşmek üzere çok teşekkür ederim ee, hepinize ee, iyi okumalar ee, kolay gelsin görüşürüz.